oluyor? Ne yapıyorsun sen? İyi, çıkıyordum ben de. Hiçbir yere gidemez. Sana ne oluyor? Sen bana karışamazsın. Otele gidemezsin. Aa, iyice delirdin sen. Bir dakika, bir dakika. Sen benim otele gideceğimi nereden biliyorsun? Bir durun be! Duydum ne? Sen beni kıskanıyorsun. Ben seni kıskanmıyorum. Seni sadece uyarıyorum. Ortalığı daha fazla karıştırma. Merak etme, ortalık bundan daha fazla karışamaz. Ne var be ne? Patladınız mı? Dedim nerede? Şimdi çıktı. Siz kapatırsınız dedi. İyi alt etti. Çetin ne oluyor? Tamam Cem, geliyorum. Cem'e mecbursun. Her şey yolunda gidiyor derken bir arıza çıkar mı? Önce şu borcu ödeyin. Tefecileri yolladık mı, Cem Aslan'ı sonra düşünürüz. Biliyorum Ali, biliyorum. Ayşegül'e de bulaşma. Burak ne hali varsa görsün ya. Zaten sonu iyi değil. Kendi başına çorap örüyor, farkında değil. Cem Aslan bu defa onun başına çok büyük bela olacak. Ne oldu güzelim? Aklın nerede? Hiç. Adam beni sever mi diye düşünüyorum. Saçmalama ya. Bayılacak sana. Umarım yetişiriz bu arada. Bayağı geç kaldık. Geç falan kalmadık. Adam yemekte. Sonra lobide bir şey içmeyecek miyiz zaten? Ha öyle de. Aman geç kalırsak da kalalım ne olacak? Başka zaman tanışırsın. Yetişsek iyi olur. Sağ ol Ali. Para durumları mı? Ne? Ya diyorum ki kafanı niye böyle taktın? Bu yavşak tefeciler mi sıkıştırmaya başladı? Yok be. Ama yakında sıkıştırmaya başlarlar. Bir şey vardı bana anlatmıyorsan. Be oğlum ne olacak, olsa anlatırım da. Merak etme. Peki abi. Merhaba. Acaba hala restoranttalar mıdır? Sen otur istersen, ben bir bakayım sonra. Merhaba. Merhaba. Oda rezervasyonu vardı Cem Aslan Mabenci adına. Evet Cem Bey, odanız hazır. Sonra. Sonra alacağım. Soruyorum. Ben bir de Yiğit Bey'i soracaktım. Yiğit Bey? Yiğit Ergazi iş yemeğindeydi, sonra buraya geçecekti. Evet efendim, az önce çıktılar efendim. Hadi ya. Evet. Tamam. Ne oldu, neredeymiş büyük patron? Otur, daha yemektelermiş. Hadi gidiyoruz. Nereye gidiyorsun ya? Eninde sonunda gelecek buraya zaten.
Gel otur bir şeyler içelim. Hayır ben istemiyorum. Uykum var zaten. Bir an önce adamla tanışıp işi bağlamak istiyorum. Ya canım ne fark eder ha? Bu gece başka zaman. Seninle tanıştığı zaman sana bayılacak zaten. Ben bu gece bayılsın istiyorum. Adamı arasana. Ya da mesaj at falan. Buradayız bekliyoruz da. Şigül. Sana yalan söylemeyeceğim. Adam çıkmış. Tahmin etmeliydim zaten. Geceye devam edelim. Başka zaman tanıştırırım söz. Ya sana numara bile yapamıyorum. Ben seni çok özledim. Ya aylardır ilk defa canım başka bir şey istemiyor. Senin yanındayken kafam zaten kendiliğinden güzel. Bu çok güzel bir şey değil mi? Bize bir şans daha veriyor musun? Niye bana böyle bir şey soruyorsun ki? Nereden bileyim ben? Yaşayıp göreceğiz işte. Sen bilirsin. Sen önünü görüyorsun. Ve sonu iyi ya da kötü yaşıyorsun sonuna kadar. Sen beni gerçekten o kadar tanımış olsaydın... ...böyle numaralarla kandıramayacağını bilirdin. Sakın üstüme gelme. Yoksa elindekini de kaybedersin. Ben bunu çok iyi biliyorum. Ama kendim engel olamıyorum. Ne yapayım? O zaman kendinle savaş. Yoksa hiç şansın kalmayacak. Demek ki hala şansım var. Arzu. Ceyla ya. Ya kim kilitledi bu kapıyı? Ali. Görmememiz gereken bir şey mi yapıyorsun sevgilim? Ne için? Ha, kapıyı diyorsun. Ya üstümü değişiyordum da biricik ne kadar gözümü korkutmuş düşün yani. Uy canım. Haklısın. Kendi evimize geçtiğimiz zaman rahat rahat gezersin. Sen de artık benim istediğim gibi orada dolaşırsın. Nasıl yani? Özel kıyafetler falan gibi. Yani. Gel kulağını söyleyeyim. Şu tarafta söyleyeyim.
güzel ve tatlı. Daha çok beklersin Cedef Efendi. Var, parlak ve renkli. Hayat benim, zamanım var. Küçük küçük oyunlar oynarken ne zevkli. Canım, kahvaltı edemedik, bari çay içelim dedim. Senin şekerini koydum, karıştırdım. Sağ ol. Bir şey yemeyeceğinden emin misin? Tost falan yapabilirim istersen. Eminim. Ben bu kadar şefkati hak edecek ne yaptım acaba? Tek tek sayayım mı? Ali. Şu şeyimin sesini ne yaptın? Ne meselesi? Evi diyorum. Evimiz yani. Hayatımda yaşadığım en güzel sürprizdi. Eve de bayıldım. Daha zamanı değil tabii. O evin hayalini o kadar çok kurdum ki. Biliyorum. Ben de. Bir ara emlakçıyı ararım. 2 aylık kirayı peşin vermiştim. Belki depozitoya kiranın bir kısmını kurtarırım. Hepsini kurtar bence. Yani kaç gün oldu evi tutalı? O para sana lazım. Biliyorum. Evet, görüşürüz. Görüşürüz sevgilim. Ali, Arzu, müsait misin? Uyandırmadım değil mi? Uyandım, uyandım. Ne oldu? Ay bir de bunu koymuş ya. İnanamıyorum. Ne oldu ya? Kötü bir şey mi var? Söylesene. Arzu, korkunç şeyler oldu. Çok korkunç. Çabuk saygınlı. Aman işte şu Erkan'ın profiline girip bak. Bir dakika. Bu ne? Ay korkunç değil mi? Of! Yok, kesin deli bu çocuk ya. Aklı dengesi falan yerinde değil bunun. Kızım. Süper çıkmışsınız. Adeta Brangelina gibi. Aa, like verdi. Arzu, çabuk kaldıro like'ı, çabuk. Arzu bak, ben hayatımda ilk defa birini döveceğim. Ya niye? Çok yakışmışsınız kızım, baksana. Ha ha ha, çok komik. Ya Arzu, sen neden şifresini veriyorsun hesabın? Ay, biri daha like yaptı ya, Arzu. Ne, Demir mi yoksa? Belli belli yani, sen çok eğleniyorsun bu durumda, keyfi yerinde. Ay.
Yok. Yok Arzu, ben şimdi hemen arıyorum Saygun'u, buluşuyorum, veriyorum parasını. Bu işte burada bitiyor. Ya daha yeni başlamıştı. Ay Arzu, bak çok ciddiyim. Gerçekten elimde kalacak. Tamam, tamam. Bir aşk daha burada biter ve sen çekip gidersin. Beni ara, tamam mı? Tamam, tamam. Hay Allah'ım ya. Şuraya bak. Su, sen neden Arzu'nun aklına uyuyorsun? Böyle şeyler yapıyorsun ya. Üf, rezil olacağım. Şuraya bak. Efendim. Çeto, sesin soluğun çıkmadı. Bir arayayım, bir sesini duyayım dedim. Ben de sizi arayacaktım. Ha, aferin. Demek unutmadın bugünü. Saat kaçta getiriyorsun borcunu? Öğleden sonra, önce bir dükkana gitmem lazım. Bak koçum, oyalama, bekleme yapmaya kalkma. Tam vaktinde, tam parayla burada ol. Tamam dedik ya. Hayırdır sabah sabah? Hiç baba. İşler güçler işte. Giyineyim, çıkmam lazım. Çok iyi bir iş çıkardın. Gerçekten yeteneklisin. Teşekkür ederim. İstemem gerek yok. Ne demek gerek yok? Biz bir anlaşma yaptık. Tabii ki ücretini alacaksın. Su, ben yanlış bir şey mi yaptım? Ha? Senin canını sıkacak bir şey mi söyledim ben sana? Yok canım, ne alakası var? Yani Demir'in seni bir kere görmesi yeterli. Daha fazla uzatmaya gerek yok. Al şu parayı. Gerek yok. Seni tanımak yeter bana. Teşekkür ederim. Selam canım. Ne durumdasın? Günümüz geldi, hesapları yapalım. Tamam, ben de bara geliyorum zaten. Uyanır uyanmaz koşacağına orada kalsana Çet. Daha kolay olur. Ayşegül sana zehirli kurabiyeler pişirmiş Ceyla. Soğutmadan onları ye. Günaydın. Günaydın. Çet'le karşılaştınız mı? Önümden kara kedi gibi geçti. Barına koşuyor. Kafasını dağıtması lazım tabii. Dün gece gözünü kırpmadığına eminim. Demek bara koşmuyordu, senden kaçıyordu. Anlat bakalım, ne yaptın yine? Vallahi ben bir şey yapmadım. Cem Aslancım yaptı. Daha doğrusu kendiyle ilgili büyük bir aptallık yaptı ama bana da yardım etmiş oldu. Zavallı aslan. Çakala yem ediyorsun yine. Hiç alakası yok. Dün gece beni Tonga'ya düşürmeye çalıştı. Gazetenin CEO'suyla tanıştıracağım diye otele götürmeye kalktı. Götürülmedin herhalde Ayşegül. Bayıldığımdan yanaşmadım herhalde. Ama amacıma ulaştım. Çetin az daha deliriyordu ki. Beni tuvalete kapatmaya kalktı. Şaka yapıyorsun. Bunu da yaptı mı yani? Niye şaşırdın ki? Bir şey yok yani. Ne zaman biri bana yanaşmaya kalksa hep aynı şeyler oluyor. Cem Aslan'a gitme demeler, kıskanmalar. İşte vesaire vesaire. Gerçi bu defa sonucun farklı olmayacağı ne malum. Belki de seni gerçekten kıskanıyordur Çetin. Korkma şekerim. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemek aptallık olur. Çetin'in kendiyle yüzleşmeye cesareti yok ki. Yani bir taraftan da umarım olmaz diyorum. Beter olsun.
Hay sen Cem Aslan'la gitmeye kalkınca adam seni tuvalete kapatıyor. Hani daha ileri gitsen kim bilir neler olacak. En fazla kadınlar tuvaletine kapatır işte. Ha işte bak tam Çetin'e göre bir hareket. Gerçi ayıya da cilve yap demişler. Gaz çıkarmış Hacı Gülcüm. Alo, ne haber? Deveyi diken. Ceyda'ydı, hadi. Tamam, biliyorum orayı. Tamam, geliyorum. Tamam, hadi bay bay. Ayşe Gülcüm. Şahane bir kahvaltıydı. Bay bay. Görüşürüz. Ben Demir'e diyeceğim ki Erkan yurt dışına çıktı. Bu hikaye de burada bitecek. Çok erken final yapıyoruz ya. Biz daha 2-3 sezon giderdik. Ne? Su. Sana bir şey itiraf edeyim mi? Ben Erkan karakterini çok sevdim. Sırf sana aşık diye. Çünkü sen öyle aşık olunsa bir kızsın ki... Saygıcığım yani lütfen. Lütfen bu çok saçma. Saçma yani. Ne? Yedin. Bunu da yedin. Bunu da yedin. Allah'ım ben nasıl bir oyuncuyum ya. Allah'ım bunu da yedin. Bak ben bunu kullanayım ya. Duygusal cool çocuk tripleri falan ha. Evet evet sen kesin bunu bir gençlik dizisinde rol falan kaparsın. Su bırak şimdi diziyi falan. Beni bırakma. Ben senin oyuncu koçun olayım. Sen benim hayat koçum ol. Ha? Bu reality show hiç bitmesin, hep devam etsin. Bitti Saygıncığım, bitti. The end, finito. Bitti, hepsi bitti. Erkan bitti, Saygın bitti. Bitti. Tamam mı? Su. Hayır. Ha? Su, bu aşk nasıl olur da biter Su? Ha? Bu aşk nasıl biter? Hiç olmadı. Öyle ağır abi tripleri sana yakışmıyor. Ha, o zaman... Su, ne olursun geri dön. Ben sensiz yaşayamam. Dur ben senin kırın olayım, ne olursun. Deli deli anında buluyor ya. Bak ben bir iş yaptım, sen de geldin üstüne tüy diktin. Hadi al şu parayı, çıldırtma beni. Seni çıldırtıyorum yani ha. Of. Su, gerçekten istemem. Benim için müthiş bir tecrübeydi. Teşekkür ederim. Yani tamam. Ne diyebilirim ki sana? O zaman... Bol şans. Selam, ne haber? Hesapları kontrol ettin mi? Bu ne? Para yetmiyor takside ödemeye. Nasıl yetmiyor? Bayağı yetmiyor işte. Bar her gece full çekiyor. Nasıl yetmiyor? Nasıl paramız yok? Ya bana hesap soracağını şu önündeki kağıtlara baksana. Al bak. Taksitler, ödemeler. Sürekli ödemişiz zaten. İki katı her şey düşündüğümüzün. Üstüne bir de vergi de bindi. O da düşündüğümüzden fazla. Kalan para yetmiyor işte abi. Bu sefer adamlar mekanı değil bizi kurşunlayacak biliyorsun değil mi? Sağ ol Cem. Tespitin çok aydınlattı. Durum ciddi demek istiyorum. Biliyoruz. Bilmediğimiz şeylerden bahset. Parayı nasıl bulacağız? Ne çok fazla seçeneğimiz var sanki de. Yani? Ya bankadan alamayız. Aileler zaten vermiyor. Arkadaşlarda da yok. Ne yapacağız? Şu hale bak. Varlık içinde yokluk çekiyoruz. Bize ya illegal yollar ya kurşunlar. Nereye ya?
şöyle martılara yem atıp uzaklara da bakarsak Nuri Bilge Ceylan'ı arayacak gözlerim. Onlar kim ya? Tamam, sadece güldürmeye çalışıyorum. Ne de olsa komik kanka kariyerimin sonuna geldim, değil mi? Sen istifa etmediğin sürece o yer senin. Ceyla, çok teşekkür ederim. Ya of Ali, ben unuttum gitti ya. Ben ne bunu unuturum, ne de benim için yaptıklarını. Dert etmediğini biliyorum. Ama benim içim rahat değil. Ben de durduğu sürece cebimi yakıyor. Alırsan çok rahatlayacağım. Asıl alırsam rahatsız olacağım yani. Şirket miyiz, dost muyuz ya? Boş ver işte, tamam. Benim Çetin ve senden başka dostum yok ki. O zaman. Bak şimdi bu sende kalsın, tamam mı? Ben yarın öbür gün zaten biliyorsun bir araba fiyatına satılan ayakkabıya canımı vereceğim. Verirsin, biliyorum. Zor da gidip kapılarında ağlarım artık. Ne olur bana bir fayda parası verin, ne olur falan diye. Süper bir yatırım olabilir. Harika bir anlaşma, nasıl? Geri alacaksın ama. Ya daha sonra, tamam hallederiz. Tamam. Emlakçı. Gidip bir sürü şey konuşmam gerekiyor. Parayı geri almam lazım. Taşınmıyor musunuz? Nerede? Biz bu gidişle karton kutuya zor çıkarız. Biriciye bu kadar borcum varken mümkün değil. Arzu ne diyor peki? Yani tabii üzülüyordur da. Ne desin? Çok tatlı, çok anlayışlı sayemde. Öleceğimi düşünüp o kadar korktu ki şimdi karton kutuya bile razı. Emlakçıdan kaçış yok. Gidip konuşayım şunu. Tamam, hadi. Müzikleri de buranın kitlesine uygun seçmen lazım. Yani tamam, ben seviyorum biliyorsun da... işte mekana da uygun olması lazım. Tamam, süper. Görüşürüz. Selam. Ne yapıyorsun? Ya işle mi ilgili yani? Evet. İyi. Öğrenebilir miyim ne olduğunu zahmet olmazsa? Öyle olacak ama söyleyeyim. Yarın gece için DJ'li bir organizasyon yapıyorum. Senin yapman gereken işleri yapıyorum yani. Ay yapacaksın tabii ki. Ben de yaptım. Sonuçta birbirimiz için bir şey yapmıyoruz ki. Birlikte çalışıyoruz sadece. Kimmiş bu DJ? Sen tanımazsın. İsmi ne? Emrah Bulut. Söyledim, tanıyor musun? Evet, biliyorum. Ya, öyle. Demir, sen indie elektronik müzik dinliyor muydun? Sen nereden biliyorsun? Ben senin daha bilmediğin çok şey biliyorum Demir. Kadıköy'de dinlemiştim bir gece. Hiç fena değildi. Ben de internetten dinledim. Hatta seni de bir gece götürmek istiyorum. Hoşuna gideceğini düşünmüştüm. Böyle vapurla karşıya geçeriz. Moda sahilde takılırız. Öyle hayaller işte. Niye götürmedin? Bilmem. Hatırlamıyorum. Kesin chatle ilgili bir şey olmuştur. Ya da hatırlamak istemediğim başka bir sorun. Yani iyi bir DJ ama ben bu mekana uygun mu bilemedim yani. Burada zaten farklı birini çıkarmak amacıyla onu davet ediyorum. Sen hiç merak etme. Ben her şeyi hallediyorum. Sen gez, eğlen, coş. İyi. Tamam o zaman. Sen de ama işinin başında dur, ortadan kaybolma. Dün gece birdenbire ortadan kayboldun. İnsanların ne diyeceğimi bilemedim. Ne oldu? Erkan'la sıkıldınız galiba. Gözlerim beni aradığına göre. Evet, gözlerim seni aradı.
Çünkü Erkan seni yanımıza çağıracaktı ama sen yoktun. Hay Allah. Neyse canım, yarın gece çağırırsın. Bol bol hasret gideririz. Şey maalesef yani bir ayında yurt dışına çıkması gerekiyor. Bir ay mı? İlişkinizin en güzel zamanlarında bu kadar ayrı kalınır mı? Bilmem yani, ben de giderim herhalde. Zaten şimdiden çok özledim. Güzel. Güzel. Benim işlerim var. Bakın, evi tutalı daha bir hafta olmadı. Eve iki defa girmedim. Evi tuttunuz ama. Sözleşmeniz burada. Tamam. Komisyondan vazgeçtim zaten. İlk ayın kirasını da istemiyorum. Ama benim depozitoyu ve ikinci ayın kirasını mutlaka geri almam gerekiyor. Mümkün değil Ali Bey. Maalesef veremeyiz. Hanımefendi, bakın. Ben bu evi tutamayacağım. Durumum müsait değil. Siz de başkasına vereceksiniz zaten. Ya çok üzüldüm. Neden olmadı? Çok hevesliydiniz. Kişisel sebepler diyelim. Param yok ya. Şimdi paramı geri alabilir miyim lütfen? Ama olmaz ki. O zaman biz zarar ederiz. Kim bilir kaç ay boş kalacak ev. Nasıl ya? Ben evi tutarken acele edin, sırada bekleyenler var dediniz. Ben de aceleyle tuttum. Düşünseydiniz. Yapabileceğim bir şey yok. Ev sizin. İster oturun ister oturmayın. O parayı da unutun. Bir dakika ya, bir dakika. O kadar kolay değil. Beyefendi, zürüt olsun dediniz. Ferah olsun dediniz. Güzel olsun dediniz. Bıdı bıdı yapma. Hadi çek git. Dolandırıcılar. Sakın bunlardan ev tutmayın. Bunlar dolandırıcı. Efendim hoş geldiniz. Buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim? Aslan kafesinde huzursuzca dolanıyordum. Selam, ne haber? Trip atacak biri varsa o da benim. Unuttun galiba. Ya yok güzelim. Seninle alakalı değil ya. Benim canım sıkın da biraz. Hadi uzatma da anlat. Merak edin, peşine düşelim biliyorsun. Ne oldu? Bugün tefeciye borcu geri ödememiz gerekiyor. Ödeyemiyorsunuz. E ne olacak peki? Bizim kaset hep başa sarıyor ya. İnsan son ana kadar parayı ayarlamaz mı ya? Babanızdan mı alıyorsunuz borcu? İkiniz de birbirinizden betersiniz. Ya ayarlayacağımızı zannediyorduk. Ayarlamıştık da... olmadı. Çet nerede? Tanıdığı diğer belalıları bulmaya gitti herhalde. Yani sanırım öyle. Şıkmış aslında. Gerçi biraz ağır ama. Hı? 6 tane olsun. Yok yok. 12. Siz ne yaptınız ev işinin? Sence ne yapabiliriz? Vazgeçtik. Olsun canım, kısmet değilmiş. Zaten sana sormadan gitti tuttu apar topar. Olacak şey değil. Sürpriz yaptı anne. Çok da tatlıydı. Ama neyse ya. Yine olur, konuştuk. Her şeyi yoluna sokup eve çıkacağız. Kafamız rahat olsun. Vallahi şeytan dedi ki bir ara, git şunun annesini babasını bir ara. Anne sakın öyle bir şey yapma. Bak onların arayıp sorduğu yok, ortalığı karıştırmayalım. Ali çok kızar. Aa, tamam canım, aramam zaten, bana ne? Sence bu odama nasıl olur? Hı? Güzel. Ya bir sene düşünüyorum, bir onun ailesini düşünüyorum. Yani aklım almıyor.
Hayır, çocuk onlardan bir şey istemedi ki, para pul falan. İnsan bir arayıp oğlum nasılsın, iyi misin, bir şeye ihtiyacın var mı demez mi? Yalandan olsa bile. Evet vallahi biz de ilgilenmesek çocuk resmen ortada kaldı. Sabah da görmedim. Nereye gitti? İşleri vardı. Emlakçıdan parasını kurtarmaya çalışacak. Son kalan parasını da eve yatırdı, yazık. Vallahi acıyorum bir taraftan. Ya bir kere paraya alışmış çocuk. Bu saatten sonra işi çok zor. Bari sen onu başını boş bırakma bari, olur mu Arzucuğum? Bak bu kafayla ne yaptığı belli olmuyor sonra. Canım. Ne haber, ne yapıyorsun? İyi, dışarıdayım, işlerimi hallediyorum. Neredesin? Dışarıdayım dedim ya, koordinatlarımı vereyim? Hayır canım, merak ettim. Ne işleri? İş işleri Arzu, emlakçıya gidecektim hatırlarsan. Ali niye sinirleniyorsun ki? Canım sıkkın biraz. Senin ilgisi yok. İyi, ben de merak ettim öyle. Başımı belaya sokmuyorum Arzu. Ben öyle bir şey mi dedim sana? Sen niye bu kadar bu aralar alıngansın? Neyse tamam, sen neredesin? İyi, anneme teşvik edip hani ev eşyaları baktığımız mağaza vardı ya, oradayız. İyi tamam, geliyorum. Tamam. Ne oldu, hayırdır sesi buraya kadar geliyordu? Hiç işte, siniri bozuk. Buraya gelecek. Sinirleri her bozuk olduğunda sana böyle yüklenecekse işimiz var. Ay biz ona nasıl davranıyoruz, o bize nasıl karşılık veriyor? Olacak şey değil Arzu gerçekten. Ne oluyor, ne yaptın? Hallettin mi? Süleyman'dan yarına kadar izin aldım. E yarın ne yapacağız? Yarına kadar zamanımız var. Bir saat önce o da yoktu. Saldırma hemen. Ne dedi ki şimdi? Sen karışma Ayşegül. Ya tamam, yine başlamayın ne olur. Yarını konuşalım. Ne yapıyoruz? Burada böyle bekleyecek miyiz yoksa kanımızın son damlasına kadar uğraşacak mıyız? Bir şeyler mi yapacağız? Ben ne yapacağımızı biliyorum. Söyle hadi. Yalnız konuşmamız lazım. Can çekişiyorsun. Ama kuyruğu dik dik tutacağım diye debeleniyorsun. Bir rahat bırak kendini. Lütfen Ayşegül. Tamam abi, abartma. Hadi söyle, ne yapıyoruz? Başka bir tefeciden daha para alacağız. Onun da Süleyman'ın borcunu ödeyeceğiz, adama borçlanacağız. Ne? Bu mu abi planın? Evet bu. Başka bir fikrin var mı? Seni dinliyorum. Ne yarayacak ki bu? Ne kazanacağız? Uf. Faiziyle beraber en az 5 kat daha borçlanırız, en az. Zaman kazanacağız. Anladın mı? Aklıma başka bir şey gelmiyor. Sen söyle. Ne zaman alıyoruz? Adam akşam mekana geliyor. Süper, ortağın çözüm bulmuş mu? Bulmuş. Akşam kalabalıkken anlatırsın. Ayşegül, sen akşam burada olma, tamam mı? Ne oluyor şimdi? Bir şey olduğu yok, sorma işte. Nedenini sorma, burada olma sadece, tamam mı? Anlaştık mı? Kahve içer misin? Bir kahve yapayım sana. Olur. Thank you.
Ha, söyle Süleyman. Ömer Bey, rahatsız ettik. Bugün senin oğlanın ödemesi vardı da ayarlayamamışlar. Yarına kadar mühlet istedi, verdik. Ne, yarına kadar banka mı soyacakmış? Yarın ödeyemezse ne yapacağız? Sıcak değiliz ya. Çek kulağını bırak. Hay hay, siz bilirsiniz Ömer Bey. Ne derdi bitiyor, ne belası bitiyor. Eşyaları, banyo, mutfak ve onları falan pek sarmadı. Teselliyi kıyafetlerde arıyoruz. Mutluluk buralarda olsaydı annen çoktan Nirvana yol açmışlar Zucuğum. Kimisi alışverişle, kimisi gezip tozmayla. Herkes bir şekilde rahatlamaya çalışıyor Alicim. Kimseye bir zarar yok yani. Onu da anlayış göster, ne olur. Empatim bitti Arzu. Ben o kafalarda değilim artık. Emlakçıyla kavga ettim, canım sıkkın zaten. Neden? Parayı verirken zorluk mu çıkar? Parayı vermedi. Ne? Nasıl vermedi ya? O senin arabadan kalan son para. Biliyorum, farkındayım. Tamam, sonra konuşuruz. Bunları arabaya taşıyabilir miyiz lütfen? Ay Arzucuğum, bırak onu sen. O çok ağır. Ali taşısın onu. Ay, tabii istemense biz de taşırız canım. Fark etmez. Bu kasları boşuna mı yaptı canım? Taşır. Taşır tabii, taşır. Ali'nin başka işi var mı? Taşır. Ne dedim ben şimdi? Yani sanki her şey güllük gülistanlık da o arıza çıkarıyor. Hiç alakası yok, zor bir durumda. Ben de üstüne gidip daraltmak istemiyorum onu. Anlıyorum da hayatım, empati de anlayışla bir yere kadar. Senin bunu çizmen lazım. Öyle sana nasıl davranacağım kafasına göre karar veremezsin. Siz de insanlara nasıl davranacağınıza kafanıza göre karar veremezsiniz. Ali, sinirlisin tamam da ne demek şimdi bu? Borç verdi diye hayatıma, ilişkimize karışamaz demek. Bu nankörlük mü? Arzu, Allah aşkına ben öyle mi yapıyorum? Anne tamam, lütfen kapatalım bu konuyu. Bak herkes bakıyor. Kapatmayalım. Konuşalım. Derdiniz neyse söyleyin artık. Öyle laf sokmakla falan olmuyor. En başından beri bu ilişkiye karşıydınız. Arzu, ben gidiyorum. Anne lütfen. Anne dur. Tamam, bırakabilirsiniz. Bak rezil oluyoruz Ali, lütfen. Şu an ikiniz de konuşacak durumda değilsiniz anne. Arzu sen bir dur. Söyleyin, söyleyin. İçinizde kalmasın. Param yok. Evinize yerleştim. Bir de üstüne borç verdiniz. Mevzu bu değil mi? Ali saçmalıyorsun. Bırak. Bırak konuşsun da gerçek yüzünü görelim. Ha öyle mi? Benim için sorun yok. Sen gerçek yüzünü gösterebilecek misin onu düşün bakalım. Bence çeneni tut. Ne demek bu ya? Senden akıl alacak değilim. O zaman Arzu'ya akıl verecek durumda da değilsiniz. Madem o kadar biliyordunuz, neden Kayhan'ı elinizde tutamadınız? Ne Kayhan'ı ya? Ne demek bu? Ben ipucunu verdim. Gerisini annene sor. O anlatsın. Ali durur musun bir dakika? Ali doğru söylüyor. Kayhan'la bir ilişkim oldu. Sana söyleyemedim. Tamam. Hadi eve gidelim.
Cem. Senden bir şey istesem. Tabii söyle güzelim. Ya sabahtan beri şöyle düzgün, sert bir kahve içemedim. Ay başım ağrıdı resmen. Buradakiler de bir şeye benzemiyor. Ay tamam tamam ağlama. Ben alırım sana kahve. En sertinden değil mi? Ne istediğimi biliyorsun. Şekersiz, sütsüz. Emrah koliyle ilgilensene abi. Chat beni dinle. Kahve bahanen iğrençti. Senin yüzünden kafayı yiyen Cem olmasa asla yutturamazsın. Yalnız kalmak için söyledim. Ne yapayım? Gıcık. Farkındayım. Ben de onu diyorum zaten. Chat. Bu Süleyman'ın parasını nasıl vereceksin? Sana ne? Seni ilgilendirmiyor. Bak saçma sapan bir işe daha bulaşma. Başını belaya sokacaksın yine. Başım zaten fazlasıyla belada. Ha biraz az, ha biraz fazla. Sana ne? Sen karışma. Sana bir şey söylemem lazım. Söyle. Senin borçlu olduğun kişi Süleyman değil. Hadi ya. Kimmiş peki? Sen misin yoksa? Evet Ayşegül. Sana borcumu nasıl ödeyebilirim? Aptal. Senin borçlu olduğun kişi baban. Sana parayı verdiren de o. Tefeci falan değil. Hiç vazgeçmeyeceksin değil mi? Aslında takdir ediyorum seni. Bak oyun oynamanın sırası değil. Süleyman parayı babandan almış. Bana da annem söyledi. Parayı bulmak için bir işe bulaştıysan hemen vazgeç. Kendine gel. Babam arızadır da. Ha bu kadar da değil. Evet o kadar. Bence daha da fazlası. İstersen ona sor. Hadi sor. Aslında fena senaryo değil ha. Babacığım tefeciden aldığım parayı sen vermişsin. Teşekkür ederim. Ulan. Sen tefeciden para mı aldın? De yüz. Sıkı plan. Plan değil, gerçek kas kafa. Sen beni korumaya çalışıyorsun. Hiç işim olmaz. Başkasının elinde öleceksin diye korkuyorum. Merak etme. O kadro zaten senin. Aptal. Aptal Ayşegül. Chat'e yardım etmek senin neyine? Hiçbirlik cezası kalmıyor zaten. Ne oldu? Ne oldu buna? Ne bileyim bir telefon geldi fırladı gitti. Neyse ya kahveler soğuyacak eninde sonunda öğreniriz zaten. Hiçbir şey sır olarak kalmıyor biliyorsun. Hadi girelim. Bana neden söylemedin? Neden olacak? Utandım. Madem utanacaktın neden yaptın? Seni utandıracak bir şey yapmadım Arzu. Yaşadıklarımın hesabını ben kendime verdim. Aliçen'i seni tutsaydı sen de öğrenmeyecektin. Özür dilerim kızım. Böyle öğrenmeni istemezdim. Evet, baştan. Sanırım tepki gösterirdim. Ama sonra alışırdım. Sen mutlu olduktan sonra problem olmazdı. Olacak bir şey değil zaten. Neden olmadı? Yaş farkı evet.
Önemli tabii ama... hayatta aşılmayacak problem var mı anne? İşte sadece görüşüyorduk. Onu defalarca terk etmeye kalktım. Hiç vazgeçmedi. Sonra aşığım diye dolandı, evlenelim dedi. Ben tam karar verdiğim anda da... O mu terk etti? Gerizekalı. Neden? Neden peki? Çocuk istiyormuş. Ne benim durumumu biliyorsun zaten. Gerçi tedavi falan olmayı seçebilirdim ama... istemedim. Sen varsın. Bana yetiyorsun. Neyse. İşte böyle. Öğrenmene hiç gerek yoktu ama... öğrendin. Ali de rahatlamıştır herhalde. O da kızgınlıktan ne dediğini bilmiyordu. Saçmaladı öyle işte. Hiç fark etmez. Anne kız arasına nifak sokmaya kalktı. Bak Arzu, karışmıyorum. Biliyorsun ama artık kendini korumayı öğrenmek zorundasın Arzu. Dur da burayı babanın çiftliği mi sandın? Babam tanıyor musun? Lan lafın gelişi babanın çiftliği dedik. Deniyor. Bana bir daha lan deme. Vay. Görüşmeli bayağı artık olmuşuz. Ne iş? Babamı tanıyor musun diye sordum. Tanısam ne olacak? Babamın oğlu mu çıkacak? Kısa kes. Ömer Ateşoğlu'nu tanıyor musun? Bize verdiğin o parayı ondan mı aldın? Ulan. Babası bitti, bir de oğlu çıktı başımıza, iyi mi? Ne diyorsun koçum sen, de hadi! Bana bak. Babamın bu işlerden haberi var mı, yok mu? Yeter lan! Sayıyla mı verdiler seni bana? Parayı da Ömer Bey verdi. Eskiden hukukumuz olmasa hayatta edemezdim. Bak, baban olmasa... sana da, o yanındaki zibidiye de kuruş vermezdim. Biz yarın ödemeyi yapamazsak ne olacaktı? Ne dedi Ömer Bey size? Kemiklerini kırmaya topuna sıkın mı dedi? Yok, daha neler. Biraz gözünü korkutup salıverecektik. Baban mı dedi bunu? Baban söyleyecek tabii. Ona sormadan kemiklerini kırar mıyız? Bak, baban sağlam adam. Sen adam olasın diye bütün bunları yapıyor. Ulan babası ayrı bir maraz, oğlu ayrı bir manyak. Ay sizin sülalenizi. Ne dikiliyorsun orada? Otursana oğlum.
Ne bakıyorsun, tanıyamadın mı? Tanıyamadım. Tanıdığımı zannediyordum. Ama bu gece yanıldığımı anladım. Çetin, benimle böyle imalı konuşma. Ne söyleyeceksen adam gibi söyle. Madem bana para vereceksin, neden çıkarıp elden vermedin? Ne parası, ne diyorsun sen be? Her şeyi öğrendim, her şeyi öğrendim, her şeyi! Neden bana yalan söylüyorsun? Beni salak yerine koymaktan vazgeç artık. Niye bunu yapıyorsun ya? Neslişah, Memo'yu odasına götür. Gelme. Gel gidelim biz. Hadi. Açıklaman ne? Senin bana dua etmen gerek. Benim gibi bir babaya sahip olduğun için. Ben senin arkanı kolluyorum, arkanı. Beni tefecilerin kucağına attığın için mi? Sen benden ne istiyorsun ya? Lan salak salak konuşma. Ben mi dedim sana gidip tefeciden para iste diye? Ben peşini bıraksaydım asıl o zaman onların kucağına atmış olacaktım seni. Çocukluğundan beri bana aynı şeyi yapıyorsun. Hadi oradan lan kör. Senden bir aferin alabilmek için kendimi parçalamam gerekiyor. Bu o zaman da öyleydi, şimdi de öyle. Sen benden ne istiyorsun ya? Bana hiç destek olmadın sen. Sen beni hep ezdin. Hep. Söyle bakalım felaket tellalım. Kızım ben sana kaç kere söyleyeceğim? Chat'le uğraşma diye kaç kere söyleyeceğim? Ben ona yardım ettim. Başını daha da beter belaya sokacaktı. Sana ne, bana ne Ayşegül? Baba oğlu ne yaparlarsa yapsınlar. Sonunda kabak hep senin başına patlıyor. Bakalım Ömer ne yapacak senin söylediğini öğrendiği zaman? Hmm, senin derdin anlaşıldı. Ömer kükrerse üzerime salarsın. Alıştın nasılsa. Ayşegül saçma sapan konuşma. Ben seni düşündüğüm için burada. Bunları... Anne. Bak beni düşünme. Ben başımın çaresine bakarım, tamam mı? Beni getirdikleri yere bakar mısın? Benden seçim yapmamı istiyorlar. Ali de annem de, ikisi de birbirinden inat. Ne yapacağım ben ya? Bıktım, vallahi bıktım yani. İki koskoca insan bunu yapıyor. Bir de seni düşünsün ya. Ben hangisine kızayım, hangisine ne diyeyim bilmiyorum. Bu söyleyeceğim için bana kızma Arzu ama Ali çok ileri gitmiş. Yani tamam, durumuna anlayış göster, bağrına bas. Ama bir yere kadar. Sen bir de annemi gör. Ali'yi içten içe nasıl kışkırtıyor bir görsen. Onu tahmin edebiliyorum zaten. Yani Biricik'in insan ruhuna etkilerini biliyoruz. Yani Arzu, Ali terbiyesizlik etmiş gerçekten. Yani Biricik'ten özür dilemesi lazım. Birbirlerini görebilirlerse. Bu saat oldu, ikisi de evde yoksun. Arzu otursun evde beklesin. Ali'nin ne yaptığını farkına varması lazım. Arzu bence sen Ali'yi al karşısına oturt. Ciddi ciddi son defa konuşuyormuş gibi konuş. Anlamıyor ki. Ya benim kendimi kesmem lazım onun anlaması için. Vallahi bak. Zaten Ali kendini haklı görüyor ki gelmiyor. Ama Biricik zaten sana dayanamaz. Hı? Anlamıyorsun.
Benim derdim Biricik değil ki. Ben... Ali'ye daha fazla ne kadar dayanabilirim bilmiyorum. Erkan, su yurt dışına gideceğini söylemiştin. Aa, öncelikle sana da merhaba Demir. Gidemedim. Havaalanından geri döndüm. Gitmeyeceğim de, dostum. Daha uzun süre buralardayım. İyi. Madem buradasın, bir şeyler iş, dostum. Yapacak daha iyi bir şeyim yok zaten. Oturacağım. Bir şeyler içeceğim. Suyun gelmesini bekleyeceğim. Zahmet etme. Ararım neredeymiş öğrenirsin. Madem uçağını kaçırıp havaalanından dönmüşsün. Uçağı kaçırdığımı söylemedim. Gitmekten vazgeçtim. Sudan uzak bir yerlere gitmek istemiyorum da. İyi. Allah kolaylık versin. Ama boşuna bekleme. Bu gece gelmeyecek. Sen de boşuna bekleme. Suyu bırakıp gidecek kadar aptal değilim. Oo, yarın akşam organizasyon var ha. Tamam. Yarın akşam görüşürüz o zaman. Geldi. Neredesin abi ya? Ayşegül nerede? Gönderdim. Bir akşam adam getireceğim dedin, yolladım ben de. Ne yapacaksın ki Ayşegül? Ailevi bir mevzu. Ne olacak? Bir şey olmadı. Nerede adamımız hani? Yeni tefecimiz. Borç kapandı. Adam gelmiyor. Anladın mı? Sen işine bak. Ali hadi gidiyoruz. Ali hadi. Bir dakika ya, ne demek kapandı? Adam gibi anlatsana şunu. Abi şuraya geçsene. Müşterilerle ilgilen. Ben mi yapacağım? Hadi. Canım, o zaman ben gideyim artık. İstersen kalabilirim ama. Hayır canım, saçmalama, git sen. Ben de inime kapanıp bir kış uykusu çekerim. Ya Erkan arıyor. Ama şey saygın. Üf, dadandı bu da ya. Ben sana bir şey söyleyeyim, sen kendi ellerinde kendine sapık kiraladın. Ay sorma. Aman neyse, kurtuldum zaten. Hadi görüşürüz. Gel öpeyim. Ben gelirim seni geçirmeye eve. Ay yok canım, gelme hadi aşağı kadar ya. Hayata bak be. Kazıklara bak. Ama kazıkların en büyüğü öz baba kazık. Seninki iyi niyetli be oğlum. Çabalamış en azından. Ne iyi niyeti be? Ya tamam, uygulamada biraz sorun olabilir. Ama senin babanın da tarzı bu. Sonuç olarak ruh hastası çakma bir aslana muhtaç oldum. Çetin, haline şükret abi. Biricik seninle de annecilik oyunu oynayabilirdi. Kaşık da veriyor, kepçeyi de geri alıyor. Senin babanınki de o hesap. Bırak ya. Ya bana destek olsun, ya da işime karışmasın.
Sen nereye bırakayım? Bara mı yoksa aile yuvanı mı? Yok abi. Ben biraz daha buralarda takılırım. Sen git. Ömer'cim tamam, geçti artık. Rahatla biraz. Seni de uyutmadım. Yok, benim uykum zaten kaçtı. Halt ettim. Yanlış yaptım. Olur baba oğul arasında böyle şeyler. Sen doğru bildiğin şeyi yaptın. Doğru bildiğim bu sefer doğru değildi Neslişah. Verecektim parayı. İnat ettim. Sonuçta baba olarak görevini yaptın. Yardım ettin. Öyle ya da böyle. Ben nereden bileyim Süleyman'ı ayarladığımı öğreneceğini? O salağa o kadar tembih ettim. Oh. Neyse, hadi iyi geceler. Baktım işler kötüye gidiyor. Kızmayacağına söz ver. Söyle. Kızmayacağına söz ver. Söylesene şunu. Baktım işler daha kötüye gidecek. Tefecileri senin ayarladığını Ayşegül'e söyledim. Heh. Konu döndü, dolaştı, size geldi yani, değil mi? Ayşegül de Çetin'e söyledi tabii. Nasıl sen doğru bildiğini yapıyorsan ben de öyle yapıyorum. Çetin başına daha büyük derdimi soksaydı Ömer. Konuya karışmayan bir senle Ayşegül kalmıştınız. Ayşegül çok korkmuş. Bu sefer yardım etmek için söylemiş Çetin. Gerçekten. Çetin iyiliği için. Kızma ona. Neyse. Olan olmuş. En büyük hatayı ben yaptım. Size mi laf edeceğim? Kızmadın mı? Kızdım. Da. Ben en çok kendime kızıyorum Neslişah. Çetin. Oo, Ayşegül. Sefillimi görebilmek için uykudan feragat etmişsin. İyi misin? Babamlarım bozdu. Enkaz gibiyim. İstediğini aldın, sen kazandın. Pes. Başını daha büyük bir belaya sokacaktın. Bıraksaydım da canına mı okusalardı? Doğru söylüyorsun. Eğer biri canımı okuyacaksa o zevki kimselere bırakmaz. Seni tanıdığımdan beri gördüğüm en yüksek performansındı. Artık beni rahat bırak Ayşegül. Hiçbir şeyi hak etmiyorsun. Yoluna bak, her şey yenilenir.
Hayat geri gelir, arkadaşlar geri gelir. Nereye kızım kahvaltını yapmadı? Ya bara geç kaldım babaanne. Ben yolda bir şeyler atıştırırım. Allah'ım, sabah sabah bara giden torunlarım var. Babaanne, partiye gitmiyorum. İşim var. Müsait olduğum bir ara otur da şu işini bana doğru düzgün anlat. Gerçi seni bu ara müsait yakalamak zor da. Ne ima ettiğini biliyorum babaanne. Demir'le hiçbir alakam yok. İş dışında da bir şey konuştuğumuz yok. Sanırım bu içini rahatlatmaya yetmiştir. Senden yana içim zaten rahat kızım. Duyduğunu varsayarak özet geçmiyorum. Sizi dinlemiyordum Fikriye Hanım. Sadece konuşmanızı bölmek istemedim. Konu seni de ilgilendiriyor. Gözüm biraz Demir'in üzerinde olsun. Bu hallerini hiç onaylamıyorum. Benim araya girsem de bir şey yapamayacağımı en iyi kendinizden biliyorsunuz Fikriye Hanım. Ne oldu Şebnem? Yok bir şey hayatım. Bir şey olmadı. Şebnem söyledi ya, hiçbir şey yok. Nasıl bir şey yok? Bir şey var. Yine benim haberim yok. Annem seni de mi kendine benzetmeye başladı Şebnem? Aferin size. Sessiz sessiz yiyin birbirinizi. Emre! Emre! Beyler bak, bağlantıları iyice kontrol edin. Bak akşam bir sorun istemiyorum, tamam mı? Ne yaptın dün gece? Yani idare edebildin mi bensiz?
Sen varken de buranın Lady Gaga konseri kalabalığında olmadığını hepimiz biliyoruz. Hem senin eğlencenin yanında lafı bile geçmez. Eğlendiğimi nereden biliyorsun? Tahmin edebiliyorum. En sevdiğin şey değil mi? Etrafında sana aşık adamlar falan. Ne demek bu? Erkan senin aklını başından almış. Dün gece önce buraya uğradı. Muhteşem aşkınızdan falan bahsetti. Nasıl da seni bırakıp gidemediğinden vesaire. Ne? Yani evet olabilir böyle şeyler değil mi? Şey benim ağzı yaramam lazım. Sana kolay gelsin. Göstereceğim ben sana. Alo. Saygın sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ha? Buluşuyoruz hemen. Müsait misin? Gelebilir miyim? Gel baba gel. Bir de izin mi istiyorsun? Her şey senin zaten. Kahvaltıya gelmeyince merak ettim. Dün gece eksik kaldı, hakaret edemedin. Onu telafi etme seansına mı geldin? Bu zamana kadar ne olduysa oldu. Ama bundan sonra arkandayım. Para işini de dert etmeyin. Yavaş yavaş ödersiniz. Öyle işte. Demir Bey, müsait misiniz? Değilim, değilim. Git sonra bakarız ya. Ya sudan önce yaşamıyor muydu bu adam? Ben anlamadım ki. Hoş geldin. Ben de kahve söyleyecektim, seni bekledim. Ne içersin? Zıkkımın kökünü. Çok güzel. Bir tane zıkkımın kökü alabilir miyiz? Orta boy olsun. Üstüne ne yazalım? Ya seni bana sayına mı verdiler? Ha? Ben sana ne dedim? Bu iş bitti git dedim. Demedim mi? Dedim sana git dedim. Sen ne yaptın? Gittin bir de demiri üstüne. Otur istersen. Anlaşmamız böyle değil miydi? Ha? Çift olalım dedin. 10 numara çift olduk. Biliyor musun? Fotoğrafımız 10 like almış. Ay o 10 like da Arzu'dan tamam mı? Anlaşmamız senin benim işime yaraman üzerineydi. Ama sen benim işimi bozuyorsun. Tamam o zaman. Ne yapalım? Bir daha da çıkmam karşına. Tamam dur otur. Uf, akşam gelmen lazım. Eğer akşam gelmezsen bütün foyamız ortaya çıkar. Bak. Bak bu son görev. Eğer bundan sonra bir daha karşıma çıkarsan... Tamam, tamam. Finaller benim en başarılı olduğum bölümlerdir zaten. Sonra da sen bana böyle davrandığın için çok pişman olacaksın. Su. Ay. Tamam ya, sakinim. Sakinim. Ha değilim ya. Arıza ol arıza. Ben onun poposunu toplayayım, o bana afra tafra yapsın. Manyak. En azından chatten beklenmedik bir hareket değildi. Ya Ceylan ne biçim kankasın sen ya?
Evet, sen haklısın. Çetin'e ayıp etmiş demen gerekiyor ama. Ay çok haklısın Ayşegül'cüğüm ya. Sen Çetin'e her zaman o kadar iyi, dürüst, mantıklı davrandın ki. Yani o kadar her konuda yardım ettin ki. Tutmuş şimdi sana ne yapıyor? Pes vallahi. Ha bir de Çetin'i savunuyorsun. Ay alacağım birinizi, vuracağım öbürünüze olacak olan o. Ya şu bana Ali için verdiğin akıldan biraz da kendin kullansan. Kızım bak, bu adamın rengi siyah. Ya sana zarar verecek, uzak dur işte. Ay Ceyla, ağızla dile bir Çetin çekiştiremedim yani. Ay çok özür dilerim Ayşegül ya. Keşke hevesle olsaydınız da çekiştirseydiniz Çetin. Elinizde kalırdı vallahi. Ay. Umarım iyi bir bahanem vardır Ali. Bahane ihtiyacım yok. Eve gelip gerginlik yaratmak istemedim. O yüzden evimize geldim. Ve buradayım bu kadar. Allah kahretsin o evi ya. Ya ben ne yaptıysam sana yetemedim. Duramadım durduğun yerde. Annemi sevmek zorunda değilsin ama yaptığı onca şeyden sonra biraz saygı göster ya. Saygı karşılıklıdır Arzu. Bütün olanların faturasını bana kesemezsin. Yoruldum Ali. Gerçekten yoruldum. İkimiz de daraldığımıza göre telefonu kapatıyorum. Sen yorulma. Dün para meselesini hallettim falan dedin, ortadan kayboldun. Adam gibi konuşsak şu meseleyi. Bizim Süleyman var ya. Evet. Babamın arkadaşıymış. Yani senin anlayacağın parayı cepten yemişiz. Ne? Nasıl ya? Bir dakika. Madem parayı sana verecekti, adam gibi verseymiş ya. Olmaz. İlla bir arıza olacak bu bizim aile geleneğimiz. O kadar stres yaptık yani. Biz boşuna mı gocunmuşuz? Boş ver. Olsun artık. Ne yapalım? O da sevgili babamın kusuru olsun. İyi olsun bakalım. Halloldu mesele o zaman. Önümüze bakalım. Evet. Bence de önümüze bakalım. Sen de farkındasındır herhalde. Seninle daha fazla bu işi yürütemeyeceğim. Öyle mi görüyorsun? Ay, bu noktaya geldik demek. İyi, ben de öyle görürüm o zaman. Evet, öyle gördüm. Bir nevi para benim cebimden çıktığına göre... sen artık barı bana devredersin, bütün sorunlar ortadan kalkar. Çok iyi ya. Ne güzel anlattın sen öyle. Başka dertlerin var mı? Onları da anlatsana, güleyim. Ben bu mekanı adam etmek için bir taraflarımı tehlikeye attım. Uyku uyumadım ya. Şimdi sen emrediyorsun diye sana mı bırakacağım, vaz mı geçeceğim? Eğer barı devretmezsen ikimizin elinde patlar. İyi düşün, rezil olursun. Bir daha iş yapamazsın. İyi. Tamam ya, tamam. Sana satacağım hissemi. Ama benden öyle arkadaş kıyağı falan bekleme. İki katını isterim. Seni biz adam ettik, gelmiş bize.
Hiç gelmeseydin. Neredesin? Telefonu da açmıyorsun. Ali ile karşılaşmak istemedim Arzucuğum. Huzursuzluk çekecek halde değilim açıkçası. Merak etme. O da ortada yok. Bana surat yapma Arzu. Yapmam. Ne yapayım? Ha ne istiyorsun? Söyle ne yapayım? Zaten ne istiyorsan yapıyorum. Ali'ye itiraz ettim. Olmaz dedim. İnat ettin tamam dedim. Onca itiş kakış arasında ağzımı açıp tek bir laf bile etmedim. Gittin bu yaşta hamile kaldın. Onu bile kabullendim. İyi, iyi. Bravo. Kalk böyle kafama. Onun için mi söylüyorum Arzu? Ben seni her halinle kabul ettim. Hala da ederim. Ama bir başkasının kalkıp seni üzmesine asla müsaade etmem, anlıyor musun? O sana saydırıyor, sen ona. İkinizin arasında kaldım anne. Ha, çok pardon. O ne hakla bana saydırıyormuş? Anne tamam. Sen de haklısın, o da haklı, tamam mı? İkinizi de anlıyorum. Ben ne yapayım? Beni kim anlasın? Senin ne yapacağın belli. Bu işin sonu iyi değil Arzu. Ali'nin değişeceği de yok. Senin de aklını başına toplaman lazım artık. Ne yani? Ayrılma diyorsun. Onca şey atlattık biz ya. O kadar şey yaşadım ben. Sizin iki tartışmanızla ayrılacak halim yok herhalde. Bunun bende bir ilgisi yok. Adam senin artık aşık olduğun adam değil. Sen de bunu gör artık. Bak daha fazla zarar görmeden ayrılman lazım. Yoksa çok üzüleceksin. Akşam yemeği hazırlanmayacak mı? Nesiş hanımlar dışarıda yiyeceklermiş. Size hazırlayayım mı? Cık, yok. Ayşegül. Ona götürüyorum. Ne haber güzelim? İyi. Olanlardan haberin var değil mi? Olmaz olur mu? Çet şehzade gibi dolanıyor ortalıklarda. Dolansın dolansın. Bugün az daha tiz boynunu vuracaktım. Hemen senden kurtulmaya çalıştı değil mi? Hiç şaşırmadın herhalde. Ben onun potansiyelini ondan daha iyi biliyorum. Zayıf hissettiğinde saldırganlaşır. Ama güçlü olmasına izin verirsen hemen ezmeye kalkar. Çetin sığ psikolojisi umurumda değil. Bana tespit değil, çözüm önermen lazım. Ay ne demek şimdi bu? Ne demek ne demek? Ayşegül, saf hayatma numaraları sana hiç yakışmıyor. O zaman açık konuş benimle. Çete karşı benden yardım mı istiyorsun? Bu kadar açık sözlü olmana bayılıyorum. Buluşalım mı? Tamam. Nerede? Şu sahildeki kafe olur mu? Olur. Geliyorum. İyi misin kızım?
Seni zorlamak istemiyorum. Ama bir karar vermen lazım. Ben kararımı verdim. Ne olur iyi düşün. Ne olursa olsun biz anne kızız. Biliyorum. Ölümden sonra hayat var gördüm. Kaç kere öldüm. Kalbini mi kırmış? Kim kırmış? Ne yapmışsa unut. Geçmişi bırak. Yoluna bak. Her şey yenilenir, hayat geri gelir, arkadaşlar geri gelir. Bir de bana yemek vaat etseler tek bir söz söylemem kabul ederim. Oo, aç Ali, bulaşmadan kaçmak lazım. Biricik annen doyumadı mı seni? Ha yok. Bugünlük onun anneyle değmiş suşilerinden mağlup kaldım. Neredesin ki sen? Karanlık işler çeviriyorum Ceyda. Evet, karanlık. Ali, paralel evrende olsan seni bulurum ya. Neredesin? Ağzını kapatıydı gibi görünüyorsun. Ama su çok acayip ya. Böyle çok acayip bir ışığın var. Böyle sen yürüyorsun, müzik yükseliyor. Sonra herkes duruyor. Aha, çekim müzik altı falan. Fazla dizi izliyorsun, sen çık o kafadan. Aynı zamanda oynuyorum da. Rica ederim. Kavak yerlerinde Mine'nin bardaki sevgilisini oynadığım rol hala akıllarda, dillere destan ya. Eminim öyledir canım. Demir herhalde bardağı. Bir görünüp çıksak yeter. Hadi gel.
rolünün duygusal devamlılığını unutuyorsun. Unutma. Biz sevgiliyiz. Tamam. Hadi. Belediye yardımı mı? Hiç öyle politik dertlerim yok. Açıkta kalan dostlarım için yardım örgütü kurdum. Ay. Ay şunu çek şunları. Dur şöyle bakalım. Yeni evin burası mı? Evet. Gezdireyim mi? Dekorasyon bitmedi ama diğer altı odaya daha dokunamadım. dört peyniriyle salamlı bir araya gelince samanlık seyran olurmuş Elif'ciğim. Hadi. Şimdi her şey gözüme daha güzel görünmeye başladı. Hah, işte böyle. O benim, bu senin. Hayat çok garip ya. Yani bir yıl önce şimdi burada seninle oturacağım aklımın ucundan geçmez. Çok teşekkür ederim Ali ya. Özellikle bu seninle olan kısmı beni çok etkiledi gerçekten. Deli deli konuşma ya. Sen de burada delirirdin herhalde.
Seninleyim. Sırıt sen lan, sırıt. Hıyar evin. Nasıl, eğleniyor musunuz? Harika. Diyeceğimiz mükemmel değil mi? İşte fena değil. Bence sevmelisin. Su çok severmiş bu DJ'yi. Emrah, çok iyi çocuk. Benim eski kanka. Ama bugün performansı biraz düşük. Ambiyans alakalı. Sevgilim, istersen sonra Kadıköy'e birlikte dinlemeye gidelim. Ne dersin? Tabii, neden olmasın? Sen söyledin değil mi? Bilerek yapıyorsun. Hayır, ne alakası var? Demir, hayırdır? Yüzün düştü. Yok, yok bir şey. Demir'ciğim, istersen senle şu yüzümüzdeki centilmenlik maskelerini bir kenara bırakıp açık açık konuşalım. Ne dersin? Hayır Erkan'cığım, bak konuşmayalım. Yani ne gerek var değil mi? Yapıyorsun sen. Bir dakika dursun ama. Demir, senin de bildiğin gibi Usul benim sevgilim. Bu kadar yakın olmanızı istemem. Ama ona da baskı uygulayacak değilim. Sen de duracağın yeri bil, tamam mı? Neresiymiş orası? Aa Demir, aşk olsun. Ay ben çok sıkıldım. Erkan'cığım biz çıkıp biraz hava alalım mı seninle? Hadi gel. Hadi. Ya. Kaleye bak ya. Dağdan gelmiş bağdakini kovuyor. Sen kimsin ulan, kimsin? Bak şu hayatta gerçekten çok az şey istiyorum. Gerçekten. Ama bir şey istedim mi de... ...böyle kolay kolay vazgeçmem. Chat de kafasına taktığını yapar. Baya tek başına sahip olamasa bile senin burnundan getir. O kadar kolay değil işte. Beni yemeye kalkarsa zehirlenir. Nasıl yapacaksın? Seni yanıma alacağım. İşte o zaman biter. Bundan nefret ediyorsun değil mi? Yani bunun için pek çok sebebim var. Biliyordum. Chat'i bardağın yollayacağım. İsterseniz sesi sana kalabilir. Yanımda mısın? Bizim orada boynuzlu derler. Ne demek ya, eski sevgilin gelecek benim önüne sana laf söyleyecek ha? Ya işte sorun da bu zaten. Sen benim sevgilim falan değilsin. Kendini role kaptırdın gidiyorsun. Ben seni düşünüyorum. Su. Bu yaptıkların o adam için değmez, tamam mı? Değmez. Haklısın. Ben hiç böyle şeylere kalkışmamalıydım. Kendimi çok kötü hissediyorum. Ya ben aslında acınacak haldeyim. Hayır değilsin. Su. Sadece aşkının peşinden gittiğin için bile sana aşık olabilirim. İyi bir oyuncusun sen. Ama bu oyun artık bitsin. Paranı al. İçim rahat etsin.
Lütfen itiraz etme.